Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere bambaşka bir video ile geldim. Saçlarımın beyazlarını şöyle de göstermek istiyorum. Bayağı bir uzattım. Bu beyazları kapatmak istiyorum ama nasıl kapatacağım onu sizden biraz bahsedeyim. Biraz internette araştırdım. Gri boya yaptırmaya niyetlendim. Yani diplerim zaten uzuyor geliyor. En azından gri boyayla diple uçlar birbiriyle biraz örtüşecek ve ondan sonra boyatma ihtiyacı duymayacağım. Öyle tahmin ediyorum. Tabii bilgiyi kuaförümden alacağım. Şimdi aşama aşama da işlemleri göstereceğim. Bu videoyu da size örnek olsun diye çekiyorum. Sonucunu ben de merak ediyorum doğrusu. Çünkü ilk defa gri ile boya yaptıracağım. Ama gerçekten gerekti. Bakın şöyle beyazlarıma. Allah'ım. Hadi boyamaya geçelim. Kuaförümle görüştüm arkadaşlar. Uzun bir süreç olacağını söyledi. Birkaç saatimizi alacak işlemler var. Açma işlemi falan uygulanacak. Şöyle de bakın gördüğünüz gibi beyazlarım uzamış durumda. Ve saçım çok koyu renk olduğu için de beyazlarım çok bariz bir şekilde görünüyor. İlk işlem olarak paket atılacak arkadaşlar. Tane tane bakın paketlemeye başlandı. Diplere vurmayacak önce. Öyle söyledi bana. Önce uç kısımlar, yani orijinal saçı kalacak şekilde diğer kısımlara açıcı uygulanıyor. Evet, paket işleminin hemen hemen yarısından çoğu tamamlanmış durumda gördüğünüz gibi. Tabii ne kadar sürede açılacak saça bağlı. Bakalım benimki kaç dakikada açılacak. Şu an yarım saat geçti. Yarım saat bekledim ama daha bekleyeceğim biliyorum. Çünkü sürekli kontrol altındayım. Gidip gelip bakıyorlar paket açıldı mı açılmadı mı diye ben de merak ediyorum. Şu an 40 dakika oldu arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sararmaya başlamış. Oh, çayımız da geldi. Çünkü bu işlem çok uzun bir işlem. Çayımızı kahvemizi yudumlarken vakit belki bir nebze geçer diye düşünüyorum. Şu anda 50 dakika oldu. Bakalım sonuç nedir? İşte şimdi paketlerin açılışında. Yani sarı renk oldu mu? Evet oldu. Ve sarı renk bana gider mi diye sorarsanız hayır. Ben sarı yaptırmam. Gitmezmiş bana sarı renk. Arkadaki paketlerimizi de açıyoruz. Ve şimdi komple açma işlemine geldi. Arkadaşlar ana saç daha kolay açılıyormuş. Zaten açınca fark ettim. Uçları çünkü boyalı olduğu için daha zor bir şekilde açıldı ve burada da keloğlan olmuşum resmen. Yani ana saçınızı gönül rahatlığıyla açma işlemi uygulatabilirsiniz ama eğer çok koyu boyalı bir saça sahipseniz açma işleminde ister istemez saçlarınız hasar alıp yıpranacaktır. Ama o yıprananları da zaten kesimle bir şekilde atlatabiliyorsunuz. Açmaya komple hala devam ediyoruz. Ne kadar sürdü derseniz bir yarım saat kadar da bu şekilde uygulama yapıldı. Diplerin açılması bekleniyordu ama dipler tabii ki ana saç olduğu için çabuk açıldı ama yine de bir 30 dakika 40 dakika kadar da hemen hemen bu şekilde devam etti. Geldik yıkama işlemine. Açma boyamayı yıkıyor şu anda. Tabii bundan sonraki işlemler de var. Farklı uygulamalar da yapıldı. Yine onları da tek tek göstereceğim size. Evet, kalkalım bakalım yıkama koltuğundan. Bir gidelim. Saçımız ne renk olmuş? Bakalım bakın sarı. Çakma bir sarışın olmuşum. Ya sarı hiç gitmezmiş bana ya. Şu açsın da Eren bir görelim şu saçı. Ben de sizle birlikte şaşkınlıkla bakıyorum. Kendi yüzümü izlerken seslendiriyorum şu anda. Ya hiç gitmemiş bana sarı renk. Ama işte mecbur gri renge dönmek için sarı uygulaması yapılması şart. Önce açılacak zemin. Evet gördüğünüz gibi sarışın olduğum ama şimdi kesim işlemine geldik. Tabii ki artık yıprananlar var. Yıprananları kesecek Eren. Kesim de kısa kesim olacak tabii. Bütün yıprananların çünkü gitmesini istiyorum. Bu arada zaten kısa kesimi gri saça çok yakıştırıyorum. O yüzden kısa kesimi gri saç şeklinde de kullanmak istiyorum. Şöyle kesim halinde göstereyim size bu boyda, bu kısalıkta. Bir sarışın kısa saçlı bayan olmuşum ama bana gitmez diyorum. Bakın yüz ifadem zaten ele veriyor yani. Yine paket arkadaşlar. Bu defa da gölge istedim. Sade gri renk olmayacak. Aralarda ışıltılar olacak. Bakın gördüğünüz gibi de saçların uçları griye dönüşmeye başladı.
Ve yıkanma yerine geldik. Burada da yine gri boya sürmeye devam ediyoruz. Çünkü ana saç, o dip saç bir türlü gri boyayı tutmak istemedi. Biraz daha uzun süre kalmak istediği için birazcık da yıkama yerinde yine boyamaya devam edildi. Ve bundan sonraki aşamada da yıkamaya geçeceğiz. Ve yıkama işlemi başladı. Onu bu yıkama setinde süreceğimiz gibi bir şey sürüyoruz. Kaç tane? 100'ü de. Bilmiyorum onu. Merhaba. Evet. Nihayet. Az kaldı. İşte mutlu son arkadaşlar. Bakın, sarışın mı gri mi? Bence gri renk bana çok daha güzel yakıştı diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bu konuda bekliyorum. Ve beyaz saçı olup da boyatmaktan usanmış, bıkmış ya da o görüntüden nefret eden kişiler bence bu tonlara dönmesi gerekiyor. Gri ile yine koyu kahve gölgeli bir şekilde uygulama yapıldı. Yani saç dip rengim gölge atıldı ama gri'nin aralarına atıldı o da. Ama bence gayet güzel oldu gibi görünüyor. Ama daha sonunu göreceğiz. Bir de fön çekilsin, bir bakın rengine. Size de belki bir örnek teşkil eder ve siz de bu renk bir boya uygulatırsınız. İşte son hali bu şekilde fönde çekildi ama tabii ki günlük hayatta ben bunu jöleyle ya da köpükle şekillendirerek de kullanabilirim. Bana gayet güzel de yakıştı doğrusu. Sizler de yaptırabilirsiniz bu renk. Evet, videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Ve saçımın ilerleyen zamanlarda sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.